Çocuklarda uyku apnesinin tedavisinde en çok bademcik ve geniz eti hastalıkları olduğu için önce akut bu bademcik veya geniz eti hastalığı varsa bunu ilaçlarla tedavi etme yoluna gidiyoruz. Alerjik semptomlar da olabilir çünkü bunları düzeltiyoruz. Bunlarla bu işi halledemedikse o zaman kulak burun boğaza gönderiyoruz. Operasyonları planlamasını istiyoruz. Çünkü bademcik ve geniz eti operasyonları uyku apnenin düzelmesine çok yardımcı oluyor. Bütün bunlarla çözümleyemiyorsak eğer gece uyku sırasında sonuma yardımcı olacak bazı aletler kullanılıyor. Sonum aletleri kullanılıyor ve uykunun kaliteli devam etmesi sağlanıyor.